Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden ne ya? Evet. 3 Nisan. 3 Nisan 2021 Cumartesi. Yine bir kuluçka makinesi videosuyla sizlerle beraberiz. İnşallah bu son videomuz. Yani kuluçka makinesi açılışı olarak bir daha böyle bir video çıkmayı Allah nasip etmesin diyelim. Yeni bir kuluçka makinesi aldık. Evet. İstanbul'dan Ege Ulaşım'la geldi. Ece Kuluçka Ege Ulaşım'ın ortaya yok demişti ama varmış. Gönderdiler. Neyse. Şöyle ambalajı Ece'ye göre daha güzel. En azından iç kısımda karton var. Dış kısımda ne o işte, pat patlı naylon. Ondan sonra daha iyi gözüküyor. Ne aldık? Fındık arkadaşlar. Fındık kuluçka. Evet, Ali Kahraman arkadaşa da buradan selamlar. Fıstık gibi makine dediğimden hemen fındık diye şey yapmıştı ama sanki şey yapıyor gibi söylemedim. Evet, fındık kuluçkadan bir makinesini aldım arkadaşlar. Ne gün aldım? Yani tarih geçen pazartesi. Siparişi verdim. Şu doların zıpladığı gün. Şansıma ilk o zaman vermişim. TR700 motoru haftaya göndeririz dediler. Yani pazartesi. Dedikleri gibi de çarşamba Ege Ulaşım'a verdiler. Cumartesi de teslim ettiler. 295 lira arkadaşlar nakliye bedeli verdim. Şeyi de anlamadım zaten. Şimdi bunlar kargocular desimetrik küp hesabını nasıl yapıyor? Hani bunun için demiyorum da diğer makinenin 155 desimetre küp yazmışlar. Normal bildiğimiz matematikte 3 ebatlarını çarparsın, santimetre bine bölersin. Ama yani öbür Ece'ninki 155 desimetre küp yazıyor ki hesaplarıma göre 300 falan, 300 küsürlerde çıkmıştı. Bu da 500 küsürlerde bir şey yapıyordu boyutlarına baktığımız zaman. Yani 155'e göre ucuz. Ama o büyük boyuta göre baktığımda eğer onu öyle hesaplayıp 183 lira vermiştim. 295 dediğin zaman da pahalı gibi geliyor ama normali böyle işte. Yani olacağı şey neyse. TR700 modeli arkadaşlar. Dün akşam bir arkadaşla kraparken web sayfasına tekrar girdim. İşte zam yapmışlar tabii o haliyle dolar o kadar yükselince. Yani bir 500 lira 6750 idi. 7250 olmuş. TR600 modeli yani her bir model bir alt modele fiyat olarak diyelim. Bir alt modelin fiyatı üst modelin fiyatına geçmiş mevcut haliyle. Durum bu arkadaşlar. Şimdi açılışını yapacağız. Yani kargoda Ege Ulaşım'da 4 teslimattan sonra 4. gün teslim ettiler. Yani ikisi arasında bir sürü fark olmadı. Bir pazartesi teslim etmişlerdi. İstanbul'dan. Çarşamba elimde olmuştu. Bu da çarşamba teslim edildi. Cumartesi elimde oldu. Çok şükür. Şimdi açacağız bakalım nasıl bir şey olacak. Kameraman! Evet şimdi bizim yeğen çekecek inşallah. Sallamak yok bak. Anlaştık. Böyle kamerayı böyle yapmıyorsun. Ha. Elin parmağını da şey yapma çekiyor bak. Tamam. Tamam. Dikkatli açalım. Şöyle. Arkadaşlar. Videoyu katmayı abone unutmayın. Abone olmazsanız başka videolar olmayacak. Evet. Bu vatandaşın böyle. Zevk kuşağı mı? Siz artık zevk olmazsınız herhalde. Hangi kuşak olacağınız onu da bilmiyorum. Evet. Biz süper zevk kuşağı herhalde. Biz üç kuşakları 1980 öncesi doğanlar X kuşağı olarak yukarı çok isimlendiriliyor. Bunlar yeni nesil Z kuşağı. Evet patrolu arkadaşlar. Adamlar patrolu ürün. Patrolumuz var yani. Ya patrolsuz olsa sıkıntı olur mu? Yani ona göre onunla ilgili de ayrı bir video çekeceğim. Patrolsuz ürün olduğunu ne tür sıkıntılar yaşarsınız veya o sıkıntıları nasıl aşarsınız diye. Bak uzaktan çekeceksin sen dibine kadar yanaşıyorsun. Tabii beni şey yapmadın. Neyse şimdi faturayı cebimize attık. Bunu böyle dikkatli açmamız lazım ama kapatacağımı da denedim. Bu faturayı da
kuralım. Olmaz mı? Neyi? Neyse tamam, açıyorum. Açıyorum galiba. Ah. Açıyorum galiba. Heh. Ama uzun sürecek. Nerede yapacak uzun sürecek? Durduralım. Evet arkadaşlar. Tamam gari. Evet. Dış naylon. Tamam çekiyorsun. Tut. Al. Ambalajı güzel arkadaşlar. Dediğim gibi yani en azından kartonlar vardı. İşte içinde karton var. Yani ambalajlama anlamında gerçek. Bazen tek konuşacağım şey söz verdikleri gibi biraz daha uzaktan çekeceksin diyorum dayıcım. Şöyle makine alınsın. Sen dibine soktun mu kimse görmez ki makineyi. Evet arkadaşlar. Ne? Al hadi senin olsun. Allah'ım yarabbim. Soruyor işte. Şimdi çöpçün ben çöpçün diyor. Fındık Kuluçka'da buralar arkadaşlar biraz sistem yapıyorlarmış. Buranın daha önce makinede söylemiştim. Diğer şeyi açarken hani arkasının kapaklı olmasının güzel avantajı olduğunu. Bu o yönden de bir avantajlı. Temizlik ve şey açısından arka kapağı var. Bunun boy olarak diğeriyle çok fark yok gibi. Yine ölçeriz de. Tabii şeyi geniş, niye? Derinliği fazla. Çünkü her kata bildiğim kadarıyla şey konuyor. Yanlış video da olabilir. Yanlış da bilmiyor olabilirim. Evet. Şimdi şu kasa sağlam. Kasanın sağlamlığı açısından iyi. Öbür köyde şey bir durum vardı. Tek dip taraftan 4 tane vidayla tutturulmuş vaziyette sallanıyordu. Şu an şunun şeyi güzel gözüküyor. Şuradan simbo zaten klasik simbo. Ha, çıkım sepetleri farklı. Nasıl bulur bunlar? Vay vay vay. Şunlar ayrı, bunlar ayrı. Ne var burada? Kuluçka. Ha, vay vay vay. Bu yedek parçalar da var arkadaşlar. Çok güzel. Vay vay be. Sigortalar falan. 3 tane sigorta görüyorum. Neyse. Bu yedek parça anlamında iyiymiş. Gözüktü. Şuralarda başka şu sistem nasıl işleyişini onları sonra şey yaparız. Bak 3 tane sigorta ne var ki böyle 3 tane sigorta her şeyi ayrı bir şey mi kontrol ediyor?
Evet. Bakın arkadaşlar, aslında güzel bir noktada hoşuma giden, en azından ürünün ismi var. Yani üzerinde yazmışlar fındık kuluçka diye. Her tarafında fındık kuluçka yazıyor. Diğerinde hiçbir yerinde Ece kuluçka diye yok. Yani insan bir ürün yapıyorsa, eğer bu ürünü ben yaptım diyorsan, ürünün arkasında durmalısın. Ve üründe de ne yaparsın? Kendi adını, şeyini koyarsın. Eğer gerçekten şeyse, yani bu olması gereken budur. Ama arkadaşlar da ürünle isimleri bile yoktu yani. Şunlar zaten standart. Öbür makinedekiyle aynı. Bunda bir değişiklik yok. Şu pit kontrol şeyinde. SM3722. Arka taraf özel büyük bir motor şeyi koymuştu. Ya Murat Polat mıydı? İnternette görmüştüm hatta fındık kuluçka şeyi. Onun da öyle olmuş diye. Ben de öyle büyük istemiştim. Şimdi şurada diğer şeyde olmayanlar olarak bakalım, açalım arkayı. Ay, açalım. Bakın kaç tane havalandırma var. Şunlar havalandırma mı yoksa şey yeri mi ya? Anlayamadım. Bakacağım. Yok, o havalandırma değil arkadaşlar. Burası burnun gireceği yer. Tamam. O yönden de iyi gözüküyor. Bakalım boruyu da görelim de. Şimdi bununkini. Heh. Allah. Evet, şu motor arkadaşlar. Daha farklı aksal falan. Güzel gözüküyor. Ne kadar harcıyormuş bu? 50 watt diyorsun. 50 wattlık bir şey. Neyse. Fan bu. Motor rezistans şuradan. Demek ki böyle ısınıyor. Diğerinin tabi arkasını açamadığımız için öyle bir nasıl çalıştığını da haliyle görmedik. Bilmedik, etmedik. Evet. Şimdi şurada bu motorun, Allah, bu motor şeyi de farklı ha, yapısı diğer motordan çok farklı. Diğer motorun yapısı basitti. Bu biraz karmaşık geldi. Beni bir de şu kısım korkuttu. Açık olması şey yapar mı? Bu arkadaşlar soğutma fanı. Lambası yok muymuş ya, aydınlatma ampul. Ampul içinde mi acaba? Neyse, bakarız bir yerlerden çıkar mı. Şimdi tabi her şeyi pozitif değerlendirmiyorum. Şurada gerçi arayıp söylediler bana, 1 metrelik falan buradan çıkarttık. Bu nemlendiricinin şeyi kırılmasın, kenarı yapıp olmasın diye üste yapıyoruz diye. Yani aslında yani 10-15 liralık bir maliyeti var. Hani bunu da içine koyabilirler, bir uzatma dişi erkek şeyli 1 metrelik bir uzatma koysalar olabilir yani. Onca şey yapıyorsun, 1000'de 2000'de 3'lük bir şeye karşılık gelir yani. Maliyet olarak düşündüğümde bir maliyeti de yok, müşteri uğraşmamış olur. Şuralar arkadaşlar sağlam şey yapılmış, şeyi güzel gözüküyor. Saçlar şu an için beni korkutan, geçen şeyde giden motorum şeyi burada dönmeyle ilgili problem yaşamıştık. Onda bir sıkıntı var mı? Onu anlamadık. Şimdilik orada bir şey gözükmüyor ama en azından inşallah iyidir. Ekstra delikler yok. Tepelerde herhangi bir delinme var mı? Yok. Tamam. Buralar güzel gözüküyor. Bir aydınlatma lambamız yok anlaşılan. Şurası neymiş la? Burada da vay anasını. Adamlara bak. Tepede de bir ekstradan bir havalandırma var. Bunlar kapanıyor mu ya? Kapanabiliyor. Burada bir havalandırma. Yanda var. İki. Burada var. Üç. Vay be. Burada da dördüncü. Bu soğutma diye geçiyor herhalde. Dışarısı çok sıcak olduğu zaman, yani 37'nin üzerinde bir sıcaklığı oluştuğunda içeriği soğutma adına kullanıyormuş. Nasıl yapıyorsa artık. Bu da böyle. Yani görüntü güzel arkadaşlar. Şimdi şunların kullanım şeyini dediğim gibi bakacağız. İyice bir çalışıp üzerinde değerlendirmemizi yapacağız. Evet, sen tutuyorsun ben. Bak nereye gideceksin? Dur ki buraya geleceksin. Sen hemen gidiyorum. Evet, çıkım sepetleri arkadaşlar şöyle. 4 tane bunlar var. FR700'de 500
tavuk gelişim 200 tavuk çıkmış şeklinde. Yani bunların her biri için 50 tavuk bir şey söylemişler. Neyse, şu şekilde bunlar bu. Şimdi burada bu aynı mı lan bunlar? Farkı yok mu? Çok farkı yok herhalde. Yani şeyden farkı var mı? Var birazcık, bunlar farklı, tamam. Hatta. Evet, burada arkadaşlar şöyle terek mi diyorlar buna, ne deniyor? Artık bölme yapan şey. Nasıl yapılıyor burada? Şöyle herhalde. Ya bu güzel tarafı, şöyle istediğin yumurta boyutuna göre ayarlayabilmiş olmak hoş bir şey. Bunlardan var. Yani kaç tane var bilmiyorum, şurada var. Şimdi şunların boyutlarına bakalım. Çıkım sepetine kadarmış. Kaça kaçta? 28 şuradan. 42 falan herhalde. Şöyle uzunlamasına bakarsak da 44 gibi, 43 falan. Burada böyle aldım mı? 29-43. Bunlar aynı herhalde. 29.5. Şuraya baktığım zaman, şuradan baktığında boyut olarak bizim kameramanın işi gelmiş. Koşmaya gitti. 44 civarında şöyle. Şimdi şöyle terekleri istediğin şekilde her yumurtaya göre küçük büyük fark etmemiş olacak. Yani bir otomatik ayarlama şeyi. Bu yönden hoş. Nasıl yerleşiyor ona bakalım. Her kata iki tane şöyle koyuyoruz. Ay Allah. Yani işerli. Evet. Bu arası ne kadar, ona da bakalım. Allah şükür ya Rabbi. Bunlar kaç santim? O kadar şeyin gibi kadar dar değil herhalde görüntü. O kadar da kaç santimmiş? Raflar arası bakalım. Evet. Şöyle arkadaşlar gözüküyor mu? Üstten üst 13 santim. Bunların raflar arası arkadaşlar 13. Şu üstten aldığım için üstten üste ölçüyor. Ya da alttan alta ölçersen 13 santimlik bir ne var? Göz aralığı var. Raf aralığı. Yani bazıları 13 dedi, öbürü 13. Sabit. Hepsi 13. Tamam, 13 standart. Yani şu baştan en şeye bakabiliriz. Bu farze değil. Gel lan buraya. Hoppa. Elli. İşte 4. 52. Neyse. Burası böyle. Peki makinemizin ebatları nasıl? Şöyle kapatıyorum. Her şeye ikişer koyuyoruz dedik. Altı öyle. Şimdi fındık abi. Fındık abinin boyutlarına bakalım. Uzunluk 97 şöyle. Yükseklik tekeri saymıyoruz. 130 yükseklik. Enlemesine bakarsak da 57. 57'ymiş. El olarak diğerinden daha küçük. Enden baktığımda yanlış hatırlamıyorsam. Tabi derinliği var. Yükseklik ne dedik? 130. Diğerinin yüksekliği daha mı fazlaydı ya? Onu da ölçeriz yani. Alek oradaysa aşım burada hesabı. Durum bu arkadaşlar. Dediğim gibi şu an için ilk şeydi. Bir uzatma veya bir metrelik şey yapmak lazım. Bir de ne çıkmadı? Ampülü yok. Aydınlatma ampülünü takmamışlar. Ampülsüz. Neyse artık. Bir de şurası. Allah Allah Allah. Lan kesmesin elimizi sağımız solumuzu. Onları oraya ekliyorlar mecburen. Şuralardan eklenmişler. Sağlamlık iyi gözüküyor saç şeyi. Buna bakacağız artık. Oy oy. Çıkım sepetlerinin de rafa giriyor gibi olması güzel.
yani şöyle. O da yine aynı. Vay be. Böyleymiş o. İki tane bir yer üstüne gelecek otomatik olarak tabi. Haliyle dördüncü. Bir kat böyle. Alt tarafına bir şey serip en azından dibinin pis olmamasını sağlamış oluruz. Hayırlısıyla bakalım inşallah. Güzel çıkımlar almayı Allah nasip etsin diyelim. Bir sorun yaşamayız inşallah. Durum bu arkadaşlar. Kuluçka makinemiz. Hayırlı olsun. Tekrar ediyorum. Bir ürün yapıyorsak yaptığımız ürünü yani arkasında durabilmeliyiz. Bakın adam yazmış adını, tanımını. Ben rakip firma değilim. Ben neyse doğru şey onu söylüyorum. Ha, ürün kullandıkça problem çıkarsa da aynı eleştirilerimi hiçbir şeyi de çekinmeden orada söylerim yani. Bir şey değişmez. Ay ay bunlar ne? Burada nasıl açılıyor acaba? Bir şeyler, lambalar falan filan. Lambası yok herhalde anlaşıldı. Sorarız. Kullanım kılavuzu var diyorlardı. Onu göremedim. Var mıydı acaba? Şeyin içinde. Ha, o sigorta olan şeyde miydi? Oralarda olabilir belki de. Durum bu arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Meryem'in de söylediği gibi videomuzu beğenmeyi, like atmayı, kanalımıza da abone değilsiniz. Abone de olun lütfen. Teşekkür ediyoruz. Bugün videomuz bitti arkadaşlar. Bitti, kapatıyorum.